Evet, merhabalar arkadaşlar. LGS 2020 Türkçe sorularıyla devam edeceğiz bu yayınımızda. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım sorularımıza. Birinci soruda bir sözcükte anlam sorusu. Kelimelerin karşılıklarını istiyor bizden. Azim, suret ve ihtiyar kelimelerini vermiş. Ancak tek başına bakılmayacak bir soru. Tamamıyla cümlelerle de bağlantı kurmanız gereken bir soru. Şöyle bir bakalım ne diyor. Yazar çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksulluk içinde geçirmesine rağmen azim ve iradesi sayesinde her türlü engeli aşmak suretiyle Türk ilim ve kültür hayatını kendisiyle daima iftihar ettiği örnek bir ilim insanı olmuştur. Şimdi burada az çok duyduğunuz kelimeler ancak cümledeki anlamıyla beraber dikkatli bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Azim sözcüğü cesaret anlamından biraz uzak olduğu için zaten D şıkkını baştan elememiz gerekiyordu. Azim daha çok Türkçemizde hangi anlamlarda kullanılıyor? Kararlı olma anlamlarında kullanıldığı için Bursa şıkkı yakın olarak bize göz kırpıyor burada. Suretiyle dediğinde engeli aşma suretiyle yani engeli aşma yoluyla karşılığını bulduğundan yoluyla kelimesi suretiyle kelimesinin yerine kullanılıyor. İftihar etmek de biri hakkında bir durum hakkında onur duyma, kıvanç duyma anlamlarına geldiğinden Bursa şıkkımız bize bu soruda yakın olarak geliyor ve cevabımız Bursa olarak işaretliyoruz arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı söz sanatı kullanılmıştır diyor. Bir söz sanatı sorusu zaten beklenen bir soruydu. Konularımız içinde biliyorsunuz yer alıyordu. Kolay bir soru olmuş. Herkesin rahatça yapabileceği bir soruydu. Bizim memlekette dağ, taş, orman, ağaç hayatın hikayesini anlatır diyor. Hemen gözünüze çarpmıştır zaten. Dağ, taş, orman, ağacın anlatması kişileştirme sanatına örnektir. Bir numara kişileştirme. İki numara toprak burada ustanın elinden çıkmış bir çinidir. Desen desen diyor. Aslında gibi kelimesini kullanmadan size burada bir benzetme sanatı yapmış. Toprak burada ustanın elinden çıkmış bir çini gibidir demek istemiş ve benzetme sanatını kullanmış. Demek ki bir ve iki birbirinden farklı söz sanatlarına sahip. Üçüncü de toprak verimlidir, kuru çubuk diksen meyve verir salkım salkım diyor. Burada herhangi bir söz sanatı söz konusu değil. O yüzden dörde geçiyorum. Büyük ihtimal bir ve iki ile ortak noktası var. Portakallar dallarında birer güneştir. Turuncu turuncu. Bak yine gibi kelimesini kullanmadan benzetme sanatı olduğunu anlayabiliyorum. Portakallar dallarında birer güneş gibidir dediğinden cevabımız Denizli oluyor. 2 ve 4'te benzetme sanatını kullanmış arkadaşlar. Şöyle üçüncü soruyla devam ediyorum hemen. Paragraf sorusu ama anlatılmak istenen sözü soruyor bize paragrafın içerisinde. Bu metinde sanatçının evet benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı sözüyle anlatmak istediği hangisidir diyor. Metni okumamız gerekiyor tabii ki. Evet yorum yapılabilecek bir cümle ancak metin içerisindeki anlamı bizim için çok önemli. Bir sanatçıya gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında gazetecinin biri efendim uzun süredir yeni bir eser vermiyorsunuz yoksa düşüncelerinizin üzerine kar mı yağdı diye sordu. Bunun üzerine sanatçı kışın yağan kar toprağı örterek bitkileri şiddetli soğuktan korur. Toprağın altındaki bitki ve hayvanlar ilkbahara hazırlanır. Karlar erdiğinde tüm canlılıklarıyla hayatına devam eder. Evet, benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı şeklinde cevap verir. Bağlantı kurarak aslında kendi cümlesini güzel bir şekilde yorumlamış. Bu sorunun cevabı tam karşılığını ifade ettiğinden sözcükleri yorumlama yoluna gittiğimizde sanatçılar verimsiz bir dönemde gibi görünseler de yeni eserleri için zihinlerinde hazırlık yaparlar. Nasıl karın örtmesinde hazırlık durumu söz konusuysa aslında aynı bağlantıyı bu soru için de kullanmış. O yüzden cevabımız Ceyhan olmuş. Evet, dördüncü soruya gelelim. Kesinlikle beklenen bir soruydu zaten. Sürekli denemelerde de sürekli çözdüğümüz bir soru tipi. Bu iki cümlenin anlamca doğru biçimde birleştirmiş halini soruyor bize. Böyle sorularda dikkat etmeniz gereken nokta hep söylüyordum. Hiçbir kelimenin eksik olmaması gerekiyor. Hiçbir kelimeyi ortadan kaldırmayacak ve cümleler arasında bir bağlantı kopukluğu yaşatmayacak bize. Kartepe Kayak Merkezi yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.
iki ayrı cümleyi birleştirmemizi istiyor. Bu iki cümlede bağlantı kurarak yine dediğim gibi hiçbir eksik söz görmeden devam edeceğiz. Direkt cevap üzerinden de geçebiliriz. Zaten birçoğumuz çözdü soruyu. Hiçbir eksikliği yok ama A şıkkında bakın hemen dikkatinizi çekecek noktayı söyleyeyim. Yoğun Kartepe Kayak Merkezi yoğun ziyaretçi akınına uğrayan yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kış aylarında kurulduğunu söylemiyor bakın bize ikinci cümlede şurada. Kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor dediği için anlam kopukluğu var. Birbirleriyle bağlantısı yok. Bursa şıkkında yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında. Yine bu kış aylarındayı öne alarak yanlış bir yerde kullanmış ve bu yüzden anlam kopukluğu yaşanmış. Denizli'de de yine aynı şekilde bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi yüksekliği 1606 metre olduğundan kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Yine burada da dediğim gibi bir anlatım kopukluğu var. Bir tepenin zirvesinin altında kurulduğunu söylüyor ancak olduğundan diyor bakın sanki bir sebep anlamı koymuş. Halbuki yukarıda sebeple ilgili bir cümle yok. O yüzden cevabımız Ceyhan yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Tam tabir olarak karşılığını bize vermiş. Gelelim 5. soruya. Hangisi bir projede çalışacak kişilerin bu metinde verilen özelliklerinden değildir diyor. Tek tek yine cümleleri okuyarak şıklardan seçme yöntemine gideceğiz. Bir projenin başarıya ulaşmasında birçok etken vardır. En başta proje kapsamında çalışacak her bir elemanın yapacağı işle ilgili üst düzey bilgi birikimi. Evet, ilk aşamayı burada vermiş şıklardan. Alanında uzman olma, üst düzey bilgi birikimine sahip olmayla alakalıdır. O yüzden verilen özelliklerle D şıkkı, Denizli şıkkı uyuşuyor. Devam edelim. Birikimine sahip olması gerekir. Bu çıkacak sorunların hızla çözülmesinde ve projenin sorunsuz ilerlemesinde önemli bir etkendir. Proje çalışanlarının birbiriyle uyumlu ve eş zamanlı çalışması, tabii ki neye örnek? Ekip çalışması yapabilmeye örnek. Bu yüzden Ceyhan da yine bizim için karşılığı olan bir şık. Projenin sağlıklı yürümesi için çok önemlidir. Bununla birlikte ve son maddeyi vermiş, maliyete ve takvime uygun bir çalışmanın yapılması da gerekir dediği için burada ne var? Planlı çalışabilme yani takvime uygunluk aslında plan program yönetimiyle ilerlemedir. Ancak Adana'daki liderlik edebilme özelliği hiçbir yerde bulunmadan ona dair bir bilgi verilmediğinden cevabımız Adana oluyor. Evet arkadaşlar 6. sorumuz hem görsel hem bilgi sorusu. Bir bakalım ne diyor bize. Sur Deniz Hanım şirkette hafta boyunca yapacağı bir planlama söz konusu bakın. Çeşitli şekillerde bir uygulaması var. Planlamada uygulanması zor ve etkisi yüksek. Raporlamada uygulanması zor ve etkisi düşük. Personel alımında uygulanması kolay ve etkisi yüksek. Denetlemede uygulanması kolay ve etkisi düşük şeklinde maddelendirmesi var ve bir hafta içinde yapacağı işler var. Bakın tabloda gösterdiği şey aslında bunlarla alakalı. Planlama dediği şey uygulanması zor ve etkisi yüksek. Bakın uygulama kolaylığı ve etki. Bu şekilde yerleştirme yaparak maddelerle eşleştireceğiz. Şirketin son 3 aylık durumunu ortaya koymak amacıyla üretim satış verilerine ilişkin grafik ve tablo hazırlama arkadaşlar. Grafik ve tablo hazırlamada bizim için nedir? Bir raporlamadır. Bu yüzden raporlamanın geldiği nokta aslında bir numaranın geldiği noktadır. Eşleştirelim. Uygulanması zor. Etkisi düşük, etkisi düşük, uygulaması zor. Demek ki hangi noktaya geliyormuş? Bir, şu noktaya geliyormuş. Devam edelim. Aksaklık olup olmadığını görmek amacıyla fabrikadaki işleyişi kontrol. Kontrol nedir? Bir denetleme işidir değil mi arkadaşlar? O zaman iki numaranın yerleşeceği yer, uygulaması kolay ve etkisi düşük olan yer neresi ise orasıdır. O da bizim için şu kısım oluyor ve iki numara buraya yerleşmiş oluyor. Ne
diyor? 3 numarada ne zaman yapılacağına dair, hangi işin ne zaman yapılacağına dair çizelge hazırlamak. Çizelge hazırlamak nedir arkadaşlar? Bir planlamadır değil mi? Çizelge hazırlayıp bir plan program yapıyorsun. Uygulaması zor ve etkisi yüksek dediği noktamızda şuraya denk geldiği için burası 3 numara oluyor. Ve son olarak şirketin ihtiyacı doğrultusunda iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmiş formlarını incelemek personel alımı için uygun olacağından 4 numarada buraya gelir ve cevabımız Adana olur arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen soruyu sizlere de. Bakın yerleştirme düzeni de bu şekilde. Evet, 7. sorudayım. Bir anket sorusu ve yüzdelikler var 7. sorumuzda. Yapay zekaya mı insan zekasına mı daha çok güvenirsiniz diye bir soru. Çalışan ve öğrenciler arasında bağlantı kurulmuş. Çalışanlar demiş ki yapay zekaya daha çok güvenirim. Yapay zekaya %20 %27 oranında güvenirim. İnsan zekasına ise %73 oranında güvenirim şeklinde söylemiş. Öğrenciler ise yapay zekaya %26, insan zekasına %74 şeklinde bir oran vermiş. Yapay zekanın günümüzde pek çok işi insanın yerine yapıyor olması sizi endişelendiriyor mu sorusuna ise bir endişe sorusu var. Çalışanlar demiş ki hayır %59, evet %41. Öğrenciler ise hayır %47, evet %53. Burada bir dikkat ederseniz üstteki orana göre tersi durum söz konusu. Çünkü güven anlamında çalışan ve öğrenciler insan zekasına kısmında daha ortak noktada buluşmuşlar, ancak yapay zekanın bu endişe sorusu çalışanlar ve öğrenciler arasında tersi bir durum söz konusu. Hayır ve evet oranları daha farklı şekilde karşımıza gelmiş. Buna göre biz rapor haline dökeceğiz diyor bunları ve yorumlamaya gideceğiz. Tamamıyla görselden bir yorumlama sorusu, gayet kolay. Ne diyor bize? Araştırma sonucuna göre çalışanlar yapay zekaya öğrencilerden çok güvenmektedir. Hemen bakalım. Yapay zekaya öğrencilerden çok güveniyormuş çalışanlar. Bakalım. Evet, %27 ile diyebilirim. Ancak devamını okuyorum tabii ki. Çalışanlar öğrencilere göre yapay zekanın işleri insanın yerine yapmasından daha çok endişe duymaktadır diyor. Çalışanlar daha mı çok endişe duyuyor? Hayır, bakın hayır oranı %59'la tam tersi önde. O yüzden Adana'yı bu yüzden elemiş oluyoruz. Başta doğru bilgi veriyor ama devamı yanlış. Devam ediyorum. Yapılan araştırmaya göre insan zekasına çalışanlar öğrencilerden daha çok güvenmektedir. İnsan zekasına çalışanlar öğrencilerden daha çok güvenmektedir. Bakalım. İnsan zekasına çalışanlar öğrencilerden daha çok mu veriyor? Tam tersi, %1 ile zaten başta kaybı yaşıyoruz. Bursa baştan gitmiş oluyor zaten, elemiş oluyoruz. Araştırma sonuçlarına bakıldığında hem çalışanların hem de öğrencilerin yapay zeka insan zekasından çok güvendiği görülür. Hemen bakalım. Hem çalışanların hem de öğrencilerin yapay zekaya insan zekasından çok güvendiği. Tam tersi, insan zekasına yapay zekadan daha çok değer veriyorlar. O yüzden C şıkkını da elemiş oluyorum. Denizli öğrenci ve çalışanlarla yapılan bir araştırmanın sonucu her iki kitlenin de insan zekasına daha çok güvendiği. Bakın %70'lerde yapay zekanın insanların işini yapmasından duyulan endişenin öğrencilerde daha yüksek olduğu görülmüştür. Yine dediğimiz gibi bakın %53'le öğrenciler daha yüksek bir orana sahip. O yüzden cevabımız Denizli olmuş oluyor arkadaşlar. 8'e gelelim. Bir paragraf oluşturma sorusu ve dışarıda kalanı bulmamızı istiyor bizden. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalıyor? Zaten soruyu hatırlıyorsunuz. Kelime bütünlüklerini de hatırlıyorsunuzdur. Ben direkt sıralama şeklinde verebilirim bunların sırasını. O şekilde bakabilirsiniz. 6 ile başlıyor metin. Sonra 2 ile devam ediyor. Dağdan odun indirecek odun ekibiyle buluşmak için sabah erkenden köyün meydanına geldik. Her birimizin taşıması gereken yük 6-7 kilo var diyor. Zaten kendilerinden bahsediyor bakın. Bu ağırlığın ne demek olduğunu dağa tırmandıkça daha iyi anlıyorum. Zaten ağırlıktan bir bağlantı kuruyor. Daha sonra
Devam ediyorum. 1 ile olması lazım. Bu ağırlığın ne demek olduğunu daha tırmandıkça daha iyi anlıyorum. Çünkü bu tepelere değil yükle tırmanmak, yürüyerek çıkmak bile çok ağır bir spor gibi diyebiliyorum. Oduncular köküne zarar vermeyecek şekilde meşeleri kesiyor ve kıza yüklüyorlar. Burada odunculara dair bir bilgi olmadığı için metnin geneliyle bir kopukluk söz konusu oluyor ve dışarıda kalmış oluyor. O yüzden cevabımız ne oluyor burada? Bursa oluyor. 3 numara metnin dışında kalmış oluyor. 9'a gelelim. Hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz diyor. Bir soru sorulmuş ve bunun yorumlanarak cevabını istiyor bizden. Sosyal medyanın gündelik hayata etkisi nasıldır sorusuna biri nasıl cevap verir? Aslında bunu bulmak istiyoruz. Gündelik hayata etkisi nasıldır sosyal medyanın? Asılsız haber ve içerikler sosyal medya yoluyla bilinçli veya bilinçsizce daha fazla ve hızla yayılıyor. Geleneksel medyanın da bunları kaynak almasıyla geniş toplum kitleleri yayan yalan haberlere maruz kalıyor. Evet, gerçekten de bağlantı kurabilirim. Gündelik hayatla etkisini söyleyebilirim sosyal medyanın yarattığı durumdan. Bursa'da diyor ki, bugün dilimiz yerine parmaklarımız konuşuyor. Eskiden komşu evlerinde yapılan sohbetler şimdi sosyal medya gruplarına taşındı. Aynı evin içinde bile telefonla haberleşir oldu insanlar. Bakın yine gündelik hayata etkisinden bahsediyor. Kullanıcı eğilimleri sosyal medya yazılımlarının güncellenmesine sebep oluyor. Yazılımcılar her geçen gün yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu da sosyal medya şirketleri arasında büyük bir rekabet doğuruyor. Burada bir gündelik hayattan ziyade sosyal medya şirketleriyle bir bağlantı kurmuş. Bu yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. D şıkkında da yine gördüğünüz gibi sayesinde gözden uzak olan gönülden de gönülden uzak olmuyor. Artık gönülden uzak olmuyor. Çünkü araya ne kadar mesafe girerse girsin, isterseniz dünyanın öbür ucuna gidin. Fotoğraflarınızı, videolarınızı sevdiklerinize paylaşabiliyorsunuz. Hatta onlara canlı yayın yapabiliyorsunuz. Bakın gündelik hayata etkisi yine söz konusu. Evet gelelim 10. soruya. Bir plaka kodu durumu söz konusu plaka kodları tablosu. Türkiye'de taşıt plaka kodları 27 Eylül 1962 tarihinde yayınlanan yönetmelikle düzenlenmiş. Bu tarihte il niteliğinde bulunan 67 şehre alfabetik sıraya göre taşıt plaka kodları verilmiştir. Bu tarihten sonra farklı zamanlarda il olan şehirlere de taşıt plaka kodu verilmiştir diyor. Böyle bir tablomuz söz konusu tek tek şehirlerin plaka kodlarıyla birlikte hangisine ulaşılamaz diyor. Direkt şıklar üzerinden gidelim. Ardahan Eskişehir'den sonra il olmuştur diyor. Bakalım. Evet, Ardahan 75. numarada biliyorsunuz. Eskişehir'den sonra il olmuştur diyebilirim. Şanlıurfa'ya Şanlıurfa'nın 27 Eylül 1962'den sonra verilmiştir. Bakın burada Şanlıurfa biraz istisnai soru olmuş. İstisnai bir görsel olmuş açıkçası. Biraz da şaşırtmaya dönük olmuş. Biliyorsunuz ki U harfi normalde yerinde ancak Ş harfinin yerinde olmadığı için burada bir dikkat isteyen bir durum söz konusu. O yüzden yanlıştır olarak çok kişi almış bu soruyu tahminime göre gelen sorularda da gördüm. Şanlı unvanı 27 Eylül 1962'den sonra verilmiştir. Çünkü görüyorsunuz yer değişikliği söz konusu. Normalde U harfi biliyorsunuz 60'a gelecekken 63'e gelip sonradan verildiğini söyleyebilirim. Daha sonradan zaten numarası değişmiş. Gaziantep Gazi unvanını 27 Eylül 1962'deki düzenlemeden sonra almıştır yine diyebilirim. Bursa Manisa'dan önce il olmuştur. Hayır, bunlar zaten 1962'den önceki durum söz konusu olduğu için 62'ye kadar olan durum söz konusu olduğundan. Burada bunu bilemem. Manisa ile Bursa arasında ne kadar süre bir il olma durumu söz konusu bilemediğim için de buradan bu tabloya göre bu bilgiye ulaşamıyorum arkadaşlar. Denizli olmuş oluyor cevabım. 11. soru metin türleri sorusu. Kesin geleceği yine beklenen bir soruydu. Bu metnin yazıldığı türle ilgili hangisi doğrudur? Açık açık bize şıkları makale deneme şeklinde vermemiş de onların ne demek olduğuyla ilgili bir soru olmuş. Bizim zamanımızda şiir hayatımızın içinde yer alan ve ruhumuzu ince söyleyişleriyle besleyen bir türdü.
Şiirin etkisi 15-20 sene öncesine göre çok çok azaldı. İnternet üzerinden de dolaşıma girmesine rağmen şiirin etkisi azalmaya devam etmektedir. Bunun temel sebebi hayatın bugünkü koşullarının heyecan, zevk, merak unsurlarını anlık duygular haline getirmesidir. Şairin ilham aldığı bir melek yok artık. Melekler hayatımızdan çekildi. Onları hayatımızdan çekilmeye zorladık. Artık ilhamı içi boş şeylerden alıyoruz. Gördüğünüz gibi kişinin kendi düşünceleriyle yazılmış bir metin, öznel bir metin olmuş zaten. Direkt cevap üzerinden ilerleyelim. Düşünceler kanıtlama amacı olmadan öznel bir üslupla ifade edilmiş deneme türü diyebiliriz, değil mi? Adana'da ne diyor? Bir kişinin başından geçen olayları anlatmış. Günlük ya da anı olarak düşünebilirdik bunu ama maalesef o tarzda yazılmamış. Düşünceler bir olay örgüsü, bir hikaye tarzında da yazılmamış. Bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uygun olarak diyor. Öyle bir şey olsaydı bilimsel gerçeklik, nesnellik ağır basardı ve biz buna makale ederdik ama değil, deneme olarak yazılmış. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Gelelim 12. soruya. Metnin yazılış amacı, güzel bir soru gerçekten, tamamen yoruma dayalı. Avustralya'da yaşayan Rebecca isimli bir kadın, dünyada sadece 80 kişide görülen süper otobiyografik hafızaya sahip. Bir bilgi verme söz konusu değil mi zaten? Bir insanları bir bilgilendirme söz konusu diyorum başta. Rebecca bugüne kadar yaşadığı en önemsiz olayları bile gayet net hatırlayabiliyor. Çocukken okuduğu kitapların hemen hepsini cümlesi cümlesine ezbere anlatabiliyor. Çoğu insanın gıpta edebileceği bu yetenek sonradan olumsuz bir duruma dönüşebiliyor. Yeni şeyler öğrenme konusunda zaman zaman güçlükler çeken Rebecca hatıralarıyla baş etmekte zorlanıyor. Bu özel durum yeni öğrenmelere yer açan unutmanın ne kadar güzel olduğunu gösteriyor demiş. Öyle bir metnimiz var. Metnin yazılış amacı acaba ne olabilir? Bir genel olarak bir bilgi aktarımı söz konusu zaten. O yüzden Ceyhan ve Denizli şıkkını başta elemeniz gerekiyordu bu soruda zaten. Bilgi aktarma ve ikna etme olan yorumlama arasında gidip gelmişsinizdir tahminime göre. Ama dikkat ederseniz sonda biraz mesajı vermiş bize. Bu özel durum yeni öğrenmelere yer açan unutmanın ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Aslında kişi bu olayı, bu durumu kendisine göre bir yorumlamaya başvurarak anlatmış. O yüzden cevabımız Adana oluyor. Hem bilgi verme söz konusu hem de sonunda bir yorumlama söz konusu olduğundan cevabımız Adana. Evet arkadaşlar, gelelim 13. soruya, bir mantık sorusu. Ben sizler için şöyle yerleştirdim zaten. Bilgileri tek tek uyguladığımızda böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza. Tek tek bilgilerimiz verilmiş. Her bir kişinin sadece bir müzik aleti çalacağı, Gülsüm'ün davul çalacağı, Murat gitar ve piyanodan birini çalacağı, Kemal'in yan flüt ve piyanoyu çalamayacağı, bu yüzden gitar çalacağı, Gülsüm'ün davul çalacağı. Bakın belli olanları zaten yazmıştık. A okulundan seçilenler davul, yan flüt ve gitardan ikisini çalacaktır. Davul, yan flüt ve gitardan ikisinden birini çalacak. O zaman A sınıfında asla Murat olamayacak. Buna göre ilerleyeceğiz. Kemal ve Gülsüm farklı okullardan olduğuna göre Gülsüm buradaysa Kemal burada, Kemal buradaysa Gülsüm buradaysa Kemal burada olacak mecburen. Kesin söylenir istediği için ihtimali olup olmama durumunda eşitlik söz konusuysa bunu eleyeceğiz biz şıklarımızdan. Gülsüm ve Ebrar aynı okula gitmektedir diyor. Şimdi Gülsüm ve Ebrar, Gülsüm buradayken Ebrar yanında da olabilir, farklı bir yerde de olabilir. Kesinlikle söyleyemem ama ihtimal var tabii ki. Kemal gitar çalacaktır ve B okulundadır. Evet, Kemal'in gitar çalacağı zaten belli. Ancak A'da da olabilirdi biliyorsunuz bilgilere göre. A'da ya da B'de demiştik. Ebrar A okulundadır ve yan flüt çalacaktı. Bilgilerimizi yerleştirdiğimizde Ebrar'a mecburen yan flüt kalıyor. Ve A okulunda olacağını nasıl anlayacağım? Bakın Murat için ne demiştik? Piyano ve A sınıfında olamıyordu. Murat mecburen B sınıfında olacağına göre doğal olarak Ebrar'ı A okuluna alabiliyorum. Ebrar'ın A okulunda olması bizim için doğru bir seçenek olacak. Kemal ve Murat aynı okula gitmektedir. Kemal ile Murat'ı bilemem. Kemal burada da olabilir. Biliyorsunuz arkadaşlar bunlar yer değişikliği
yapabiliyordu. Ama Ebrar mecburen burada. O yüzden cevabımız arkadaşlar Ceyhan olmuş oluyor. Gelelim 14. soruya. Bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine mantık akışına göre hangisi getirilemez diyor. Güzel bir soru yine. Bu şekilde inceleyeceğiz. Sıraya göre bir şeyler koymaya çalışacağız diyor. Bu cümlelerin devamına en mantıklı geleni eşleştire ilerleyeceğiz. Bir hikaye söz konusu burada. Nasıl başladı, ne vakit başladı bilemiyorum. Ama ilk belirtiler 9 yaşımdayken ortaya çıktı. Misafirlerle bahçede oturuyorduk. Yaşlı bir adam saati sordu. Aksi gibi kimse de saat yoktu. Eniştem içeri saate bakmaya koştu. Ben o sırada 3:20 geçiyor deyivermiştim. Devamında da diyor ki boğazdan geçen vapurlara bakıp zamanı bazen dakikasını kestirmek mümkündü. Bu araya hangisi gelebilir? Bir incelediğimizde şıkları ama bu kadar olur yani gelemez. Aslında saati biliyordu gelemez. Saati tutturmama önce kimse şaşırmadı. Çünkü mümkündü değil mi? O yüzden buraya Ceyhan'ı dahil etmem doğru olacak. Ceyhan'ı elerim. Devam ediyorum. Boğazdan geçen vapurlara bakıp zamanı bazen dakikasını kestirmek mümkündü. Görünürde vapur olmadığı anlaşılınca gözler fal taşı gibi açıldı ve hep bir ağızdan. Ne diyebilirler? Peki ama nasıl bildin? Değil mi? Çünkü cevap olarak bilmem dedim. Ne yapıyor? Soru sorup cevap istiyor değil mi aslında? Hani soru sorulmuş ve kendisine cevabını vermiş aslında. Dilimin ucunu geliverdi işte. Soru sorup cevabı vermiş. Denizli'yi de kolay bir şekilde elerim. Geriye kaldı Adana ve Bursa şıklarım. Bakalım hangisi mantıklı gelecek? Rahmetli halam tesadüf acanım dedi. At tuttu işte. Olmaz mı böyle şeyler? Öbürküler de evet tesadüf dediler. Ve devamında diye de eklediler diyor. Acaba hangisi mantıklı geliyor? Evet tesadüf ama bu kadar olur yani. Diğer ve devamını diye eklediler şeklinde getirmesi daha doğru olur. O yüzden cevabım Bursa olur. Aslında saati biliyordu demesi bunda hiçbir bağlantı kuramadığından metnin geneliyle uyuşmadığından Bursa şıkkını direkt işaretlemem gerekiyor. Getirilemeyen bir şık. Devam ediyorum. 15. soru bir çark sorusu arkadaşlar. Şöyle bir incelediğimde çok bir şey anlaşılmıyor. Ancak bilgiyi okuduğumda verilen bilgileri gayet net bir şekilde aslında bize uygulanacak sırayı tek tek vermiş. 3 harflik bu şifreleme sisteminde yazılacak sözcüklerin harfleri için önce A çarkından harfin numarası bulunur. Bizim işimiz aslında A çarkıyla arkadaşlar. A çarkına göre ilerleyeceğiz. Sonra sözcüğün birinci harfi için T, ikinci harfi için G, üçüncü harfi için B çarkından o numaraya karşılık gelen harf yazılır. Üçten fazla harfi olan sözcüklerde ise döngü aynı şekilde devam ettirilir diyor. Vatan sözcüğünü bu şifreleme sistemindeki karşılığını bize bulmamızı istiyor. A çarkına göre başlayacaksınız ve buradan ilerlemeye devam edeceksiniz. A çarkında V harfinin geldiği nokta bakın 27. 27'nin T çarkında karşılık geldiği nokta R harfi olduğu için bakın R harfine karşılık geldiğinden bir kere R ile başlayacağı şıklara göre zaten belli olmuş oluyor. Evet R'yi bulduktan sonra devam ediyorum. A harfine göre ilerlememi istiyor. A harfi A çarkında 1'i gösteriyor. A çarkından G çarkına atlayarak devam ediyorum. 1 G harfini gösterdiğinden R'den sonra G geleceğini görmüş olmam gerekiyor. Çünkü A çarkı bize yolunu izlenimini gösteriyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi G birinci bir numarada G harfi olduğundan ikinci A harfimizin yerine G harfi geliyor. Bu yüzden C ve D'yi elemiş oluyorum. Adana'ya da Bursa cevap olarak devam edeceğiz. Sonra ne yaptık? A harfini bulduk. T harfinden devam edeceğiz. T harfi nerede? 24. rakam geliyor. 24'te de bizim için hangi harf var?
U harfi var. Bakın B çarkına geldim. Tek tek A çarkından tek tek ilerledim. Üçüncü harf de B çarkında T harfinin yerine U geldiği için RGU şeklinde bir devamım söz konusu. Tekrar A harfinden yine devam edeceğiz diyor. A çarkında A harfi bir numaraya denk geliyor ve bu şekilde devam ettiğinizde tek tek sırasıyla T harfine geldiğini, bakın A çarkından T çarkına geçtiğinde birin T harfine geldiğini görüyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğinizde iki tane T harfiyle yine devam ediyor. Tek tek böyle ilerlediğinizde hemen buluyorsunuz zaten. O yüzden cevabımız Adana olmuş oluyor. Zaten soruyu çözmek için birçoğunuzun uğraştığını tahmin edebiliyorum. Yine güzel bir soru. Yine hem görsel hem mantıksal olarak bizi hem zorlayabilen, aslında çözdüğümüzde de çok kolay bir yöntemi olan bir soru. Devam ediyorum. 16. soru. Aslında ışıklar üzerinden bile az çok tahmin edilebilecek bir soruydu ama yine de soruyu okumanızda yarar var her zaman dediğim gibi. Otomobillerde hibrit teknoloji çevreci ve ekonomik olması nedeniyle son yıllarda tercih edilmeye başlandı. Hibrit araçlarda fosil yakıtla ve elektrikle çalışan iki ayrı motor bulunur. Hibrit otomobil teknolojisi bu iki motoru uygun durumlar için değişmeli veya beraber kullanarak aracın yakıt verimliliğini arttırırken zararlı gaz salınımını azaltır diyor. Bizim için önemli olan nokta geliyor zaten. Tamamıyla soru bu. İlk kutucuk için aslında yapılmış bir soru. Buradaki maddelere göre şıkları da bulmamızı istiyor. Hibrit otomobilin çalışma sistemi kalkışında sadece elektrikli motor çalışır. Normal sürüşte asıl gücü elektrikli motor sağlarken diğer motor gerektiğinde destek olur. Hızlı sürüşte benzinli motor asıl gücü sağlarken elektrikli motor destek olur. Yavaşlama frenlemede ise benzinli ve elektrikli motor durur diyor. Hepsi zaten alttaki görsellerde verilmiş. Pilin şarj olma durumları benzinli motor çalıştığında düşük düzeyde şarj olur. Hızlı da olmaz diyor. Biraz daha düşük seviyede demek ki ilerleyecek. Frenleme sırasında yüksek düzeyde şarj olur diyor. Burada da yine görselde göstermiş hepsini. Uyarımız var. Simgeler üzerinde bölmelerin doluluk seviyesi, motorların çalışma seviyesinin ve pilin şarj olma durumunu göstermektedir. Doluluk seviyesi bizim için o demekmiş. Soruya bakalım. Bu bilgilerden yola çıkarak benzinli ve elektrikli motorun çalışma seviyeleriyle pilin şarj olma durumunu göstermek isteyen biri aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapmış olur diyor. İnceleyeceğiz bakalım şıklarımızı. Kalkış aşamasında. Bakalım hemen. Kalkış aşamasında ne gerekiyordu? Sadece elektrikli motor çalışır diyor. Yani yeşilin sadece çalışması gerekiyor diyor. Bakın gerçekten de Adana'da doğru bir yöntem izlemiş. Sadece yeşil olan elektrikli motor çalışmış oluyor. Elektrikli motor kısmı gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bursa'ya bakalım. Ne diyor bizim için? Normal sürüş kısmı asıl gücü elektrikli motor sağlarken diğer motor gerektiğinde destek olur diyor. Asıl gücü elektrikli motor, yani asıl gücü yeşil sağlar diyor. Ama ne yazık ki asıl yer benzinli motor için verilmiş, bakın pembe şekilde. O yüzden cevabımızın Bursa olduğu göze çarpıyor. Yine biz Ceyhan ve Denizli'yi de inceleyelim. Hızlı sürüşte ne gerekiyordu? Benzinli motor asıl gücü sağlarken elektrikli motor destek oluyormuş. Bakın gerçekten de benzinli motor en yüksek seviyede, elektrikli motor destek seviyesinde iki şarjla devam ediyor. Yavaşlama frenleme benzinli ve elektrikli motor durur diyor arkadaşlar. Bakalım benzinli ve elektrikli motor gerçekten de hiçbir seviyede olmamış. Pil seviyesi gördüğünüz gibi zaten durduğunda yüksek seviyede verilebiliyordu Denizli şıkkında. Önemli olan bizim için benzinli ve elektrikli motor kısmıydı. Gerçekten de bu şekilde olmuş. Ancak cevabımız gördüğünüz gibi Bursa, yanlış eşleştirme söz konusu, yanlışlık yapmış oluyor. Devam edelim 17. soruyla. Kesin geleceği beklenen bir soru, yine yazım ve noktalamadan bir tanesi. Noktalama. Bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevi hangisinde yanlış verilmiştir? Bakalım.
Direkt metin içerisinden şıklarla eşleştirme yapalım. İki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna mı konmuş? İki noktayı hemen buluyorum. Sondan üçüncü dizede Şenzen sokaklarını adımlar ve teknolojik dünyanın enerjisini hissederken hep aynı tipler. Ama yatağa çeviriyorum. Aslında şıklardan gidiyordum. 30 saniye bek. Biraz daha küçültürsem iyi olur. Aynı. Tamamdır. Tamam hocam, başlatıyorum o zaman. Ay şey, başlatın o zaman. Evet, 17. soruyla devam ediyoruz. Bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevini sormuş bize. Zaten yine beklenen bir soruydu biliyorsunuz. Noktalamadan soru geleceği çok belliydi. Ne diyor bize? İki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmuştur diyor. Tek tek şıklardan inceleseydiniz zaten daha düzgün bir yolu izlerdiniz bu soruda. Hani paragraf okumaktan ziyade. Bakın iki nokta sondan üçüncü dizede kullanılmış. Şenzen sokaklarına adımlar ve teknolojik dünyanın enerjisini hissederken hep aynı tipler çıkıyor önünüze. Bakın küçük harfle devam etmiş zaten. İki noktanın görevlerinden bir tanesi neydi? Örnek verilecek cümlenin sonuna konur ve kendinden sonraki cümle küçük devam eder. Örnekten sonra bakın düşlerini peşinden koşan girişimciler, ilham peşindeki sanatçılar şeklinde sıralamış. Evet, gerçekten de örnek verilecek cümlenin sonuna konmuş. Virgüle bakalım. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılmış. Evet, son dizede yine ilham peşindeki sanatçılar, kişilik arayışına çıkmış kayıp ruhlar şeklinde koşan girişimciler. Hani ne yapmış? Eş görevli sözcükleri sıralamış, birbiriyle bağlantılı sözcükleri. Doğru yerde kullanmış virgülü, doğru şekilde kullanmış. Yay ayrat cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgileri belirtmek amacıyla kullanmış. Evet, bakın. Yani özel ekonomik bölge diye ne yapmış bize? Ek bilgileri göstermek amacıyla koymuş. Üç noktaya bakalım. Herhangi bir sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konmuştur diyor. Bakın burada ne anlamda kullanmış? Sıralarken ilham peşindeki sanatçılar, kişilik arayışına çıkmış kayıp ruhlar. Aslında cümlenin devamı var bakın. Ve yüklemsiz cümleyi kesmiş. Yani aslında eksiltili cümlenin sonuna koymuş. Bu yüzden cevabımız aslında 3 noktanın kullanıldığı yer doğruyken metindeki kullanıldığı yerle uyuşmadığından cevabımız Denizli olmuş oluyor. Gelelim 18'e. Ögeler sorusu yine beklenen soruydu. Bu açıklamaya göre hangisinin altı çizili öge cümlenin öznesidir diyor. Yukarıda bize öznenin nasıl bulunduğu ile ilgili tek tek anlatımda bulunmuş. Biz bildiğimiz yöntemi uygulamaya tabii ki devam edeceğiz. Önce kim ve ne sorusunu soruyoruz değil mi? Kim ya da ne sorusunu, daha sonraki ne sorusu bize nesneyi bulduruyordu. Bakın ağırlıyordu. Ağırlayan ne? Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları. Şimdi ı ekini orada size şaşırtma amaçlı koydu. Ancak ağırlayan
Ne pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları ilk ne sorusuna cevap verdiği için özneyi bize buldurmuş oluyor cevabımız adına. Bakın diğer şıklara canlandırmıştı. Canlandıran ne? Sağlı sollu ırmaklar. Özne sağlı sollu ırmaklar neyi canlandırmıştı? Kasabadaki doğuya meyilli sokakları nesne olmuş oluyor. Burada altı çizili kısım. İlkbahar rüzgarıyla neşelenen martılar sessizliğe bürünen sokağı çınlatıyordu. Çınlatan ne? İlkbahar rüzgarıyla neşelenen martılar özne neyi çınlatıyordu? Sessizliğe bürünen sokağı yine nesneyi çizmiş. Koruyordu yüklem. Koruyan ne? Genç bir dut ağacının gölgesi neyi koruyordu? Derme çatma kır bahçesini yine bizim için nesne olduğundan cevabımız Adana olmuş oluyor. Evet, gelelim 19'a. Film sorusu yine beklenen bir soruydu. Hangisinde zarf fiil yoktur diyor. Biz yukarıdaki bilgileri zaten sıkça sıkça işledik. Kutucuktaki bilgiyi bizim için önemli olan zaten hiç zaman kaybetmeden numaralanmış cümleleri incelemek olacak. Yaz aylarında tamamen kuruyan Kara Muğla deresinin yatağını takip ederek arak erek hemen dikkatinizi çekmeliydi. Bir numarada arak erek 2 zarf fiil 2. Saburhane'nin sürprizi sokağına doğru yol alırken yüzleri ısıtan meşelik bar güneşin ağaçlara can verdiğini hissetmek zor olmuyor. Bakalım yol alırken diyor. Alırkendeki ken zarf fiil 2 yine. Üç numaraya bakalım. Kim bilir üst üste kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı evleri keşfetmek için sokak aralarına dalıyorum. Burada zarf fiil yok. Sıfat fiil olan mışmış ve makmek keşfetmek kelimesinde kullanmış. Sıfat fiil ve isim fiil kullanmış. 3 numarada cevabımız Ceyhan. Yine biz 4 numaraya bakalım. Şaşıran öğrencilerimiz için. Evlerin ahşap bölümleri Saburhaneli kadınların çizdiğiyle siline siline A ekini hatırlayalım. İkilemelerde daha çok karşımıza çıkıyordu. A eki zarf fiil eki ya da A şeklinde olabiliyordu. O da zarf fiil eki olduğundan cevabımız Ceyhan oluyor. Ve son sorumuz arkadaşlar. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Şöyle yakınlaştıralım. Yazım yanlışı sorusu da yine beklenen bir soruydu. Çayın hikayesi yaklaşık 5000 yıl evvel Çin'de başladı. Hemen dikkatinizi bir şeyin çekmesi gerekiyordu. Yine zamandan kazandıran bir soru olmuş aslında. Uzun bir soru gibi duruyor ama 5000 kelimesini görenlerin bunu işaretlemesi gerekiyordu. Ben size ne demiştim? Hatırlayın sayılar eğer bu şekilde yazılıyorsa ayrı yazılması gerekiyordu. Çift haneliler bu şekilde yazılanlar 5000'in ayrı yazılması gerekiyordu kesinlikle. Bakın 2 numarada zaten bir sıkıntı yok. 3 numarada da yine aynı şekilde birkaçın yazımı gelebilir demiştim. Birkaç bitişik yazılıyor zaten. Gelmiş ki keza. 4 numarada da yine ki'nin yazımına belki şaşıranlarımız olmuştur ama yine kuralı belliydi. Beğendikiler diyemiyorum. Sözcüğe bakıyordum hatırlayın. O yüzden ayrı yazmış oluyorum. Cevabımız Adana 5000 kelimesini ayrı yazmamız, kelime grubunu ayrı yazmamız gerekiyordu. Evet, bu şekilde Türkçe sorularını sonlandırmış bulunuyoruz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Esen kalın.